Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Windows'un en güzel özelliklerden birinden bahsedeceğiz bugün. Sistem geri yükleme. Sistem geri yükleme, bilgisayarınızla ilgili temel bir sıkıntı olduğu zaman bir önceki sistem oluşturma tarihini, ayarlarını yüklemesini sağlıyor. Bu işlemi yapabilmek için ilk olarak sistem geri yüklemenin açık olması lazım. Eğer açık değilse bir geri yükleme noktası oluşturulmadığı için de sisteminizi geri yüklemeniz de mümkün olmayacak. Burada dikkat edilmesi gereken açık olmasının dışında programlarınızın nerede kurulu olduğu. Eğer C sürücüsünü kullanıyorsanız sadece C sürücüsündeki sistem geri yüklemeyi açmanız yeterli olacaktır. Ama her iki sürücüde de program barındırıyorsanız, programdan kastımız yani tıkla çalıştır programlar değil de Regedit üzerine ayar yapan veya ayarlarını Windows dosyalarıyla beraber kullanılan programlardan kastediyoruz. Zaten tıkla çalıştır programlarda çok bir sıkıntı olmuyor. Hemen nasıl açacağımızı gösterelim. Bilgisayar üzerinden sağ tıktan özelliklere giriyorum. Gelen bölüm üzerinde sistem korumasına tıklıyoruz. Sistem koruması üzerinde şu anda gördüğünüz üzere C sistemi üzerinde koruma açık, diğerlerinde ise kapalı. Yapılandır sekmesine tıklayarak buradaki sistem geri yükleme ayarlarını yapabiliriz. Şu an D'de mesela kapalı çünkü herhangi bir program işlemim yok. Sadece depolama amaçlı kullanıyorum D'yi. Ayarlarına bir göz atalım. C sistemdeki yapılandıra tıkladıktan sonra gelen ayarlarda zaten şu anda koruma açık. Diğer bölüm ise ne kadarlık bir alan ayaracağımız. Bu da önemli. Bu sistem geri yükleme noktası oluşturma sayısını etkiliyor. Örneğin bir sistem geri yükleme oluşturduğu zaman Windows 6-7 GB'lık bir alan ayırdığını düşünün. Eğer biz burada 8 GB ayırdıysak sadece bir tane geri yükleme noktası kullanabilecektir. Veya tam boyutu değişebiliyor. 2,5-3 GB'lık bir sistem geri yükleme noktasının yer kapladığını düşünürsek de 2 tane sistem geri yükleme noktası şu anda bilgisayarımızda hazır mevcut bulunuyor. Tabi yeni bir sistem geri yükleme noktası oluşturduğu zaman da en eski verileri de otomatikman silmiş oluyor. O yüzden buradaki sık delete değişiklikler yapıyorsanız bilgisayarı buradaki boyutu yüksek tutmanızda fayda var. Aksi halde sadece bir tane sistem geri yükleme noktasına sahip olacaksınız. O da işinizi görmeyebilir. Eğer bilgisayarınızı yeni kurduysanız ve köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyorsanız da mutlaka sistem geri yükleme noktası oluşturun. Bu işlem içinde aynı bölüm içerisinde en altında bulunan sistem geri yükleme noktasına oluştur seçeneğine tıklayarak şu anda kullanmış olduğunuz Windows'un bu ayarlarını bir geri yükleme noktası olarak kullanabilirsiniz. Peki daha önce oluşturmuş olduğumuz noktayı sistem geri yüklemesini nasıl geri yükleyeceğiz? Yine aynı bölüm içerisindeki geri yüklemeye tıklayabilirsiniz veya yine denetim masası içerisinden de bu menüye ulaşabilirsiniz. Başlanan zaten size sihirbaz gösterecek hangi işlemleri yaptınız. Oldukça basit. Sadece geri yüklemek istediğiniz tarihi seçiyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Burada değişiklik yapılan programları zaten görüyor. İki tane program kaldırmışız ve Windows Update gerçekleştirmiş. Daha sonra ileri diyerek sadece bilgisayarımızın yeniden yüklenmesini bekliyoruz. Ve bilgisayarımız o anki haline, o anki ayarlarıyla geri dönüyor. Örneğin yanlış bir hareket yaptınız, farklı bir program kaldırdınız veya yeni bir program yüklediğiniz çakışma oldu gibi en azından hatayı bulmakta sıkıntı çektiğiniz durumlarda bu şekilde hızlı bir şekilde yani yüklediğiniz tabii ki boyuta ve bilgisayar hızına göre değişiyor ama ortalama 5 dakika ile 10 dakika arasında işlemi tamamlıyor. Hızlı bir şekilde eski ayarlarıyla bilgisayarınızı döndürebilirsiniz. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa kanal sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.